Merhaba çocuklar, birinci ünitenin gramer bölümüne devam ediyoruz. Gramer bölümümüzde bu üniteyle ilgili kabul ve cümleleri, davet cümleleri göreceğiz. Önce davet cümleleriyle başlayalım. Ne tür davet cümleleriyle karşılaşabiliriz? Why don't kalıbını görebiliriz. Neden yapmayalım, yapmaya ne dersin? Ardından we ya da you öznesi gelebilir ve fiilin yalın haliyle kullanacağız. Bu önemli bir detay. Why don't we eat pizza? Neden pizza yemiyoruz? Why don't we organize a surprise party? Neden sürpriz bir parti organize etmiyoruz gibi. Would you like kalıbını kullanabiliriz. Çok çok önemli. Would you like to ile de kullanabilir. To olmadan da kullanabilir. Eğer ardından isim gelirse would you like tea şeklinde isim gelirse to kullanmayacağım. Ancak would you like to drink tea derse fiil gelirse to'yu kullanmam gerekiyor. Bununla eş anlamlı olan do you want kalıbı var. Yine aynı şekilde fiil gelirse to'yu kullanmam gerekiyor ve fiilim yalın halde olacak. Shall we kalıbı yapalım mı edelim mi anlamında kullanılabilir. Shall we listen to music? Gördüğünüz gibi fiil yalın halde kullanılıyor. Müzik dinleyelim mi? How about ve what about bunlardan biraz daha farklı bir kullanıma sahip. Çünkü ardından gelen fiil ing ekli alıyor. What about going to the theater? Tiyatroya gitmeye ne dersin? How about eating pasta, eating some cake? Gördüğünüz gibi ardından gelen fiil ing eki alacaktır. En çok hakim olduğunuz belki de let arkadaşlar. Çünkü siz de fazlasıyla kullanıyorsunuz. Let's go diyorsunuz mesela sürekli. Ne görüyorsunuz burada? Demek ki devamında özne yok. Fiil var ve fiil yalın halde kullanılıyor. Hadi anlamında. Hadi şunu yapalım mı edelim mi gibi. Davet cümlelerimizin sonrasında da kabul ve ret cümleleri karşınıza çıkacak. Birinci üniteyle ilgili kelime bölümünden bir tane, bu kabul ve ret cümlelerinden de bir tane soru bekliyorum mutlaka. Kabul cümlelerimiz ekranda gördüğünüz şekilde olabilir. Yanına Türkçelerini yazdım. Üstünden geçelim. Yes, I would love some. Evet, biraz isterim. Mesela biri size herhangi bir yiyecek teklif etti. I would love some diyerek daveti, o teklifini kabul etmiş oluyorsunuz. Sure, that sounds fun. Evet, kulağa hoş geliyor, eğlenceli geliyor. Yeah, that would be great. Evet, harika olur. Yeah, why not? Neden olmasın? Sure, it sounds good, great, awesome. Kulağa iyi geliyor, harika geliyor, müthiş geliyor. I am so busy, çok meşgulüm. But I can't refuse it, reddedemem. Bu kalıp çok önemli çocuklar. Refuse, reddetmek fiili ve tuzak olarak karşınıza çıkabilir. Burada reddedememdir, demek ki teklifi kabul ediyor. That's awesome, great, bu müthiş, harika. That sounds fun, awesome, great. Kulağa eğlenceli geliyor, harika geliyor, hoş geliyor. Yeah, sure, thanks for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Of course, where is it? Tabii ki, kesinlikle. Nerede? Alright, tamam. Okay, that's fine with me. Tamam, bana olur, bana uyar. I guess, I am free. Sanırım boşum, müsaitim. Gelelim en önemli 4 tane ki yana o yüzden yıldız attım. No, not at all. Hayır, pek sayılmaz. Not really. Yok, pek değil. Nothing special. Özel bir şey yok. I am not going to do anything. Yok, hiçbir şey yapmayacağım. Bunları ne şekilde sorularda göreceğiz? Aslında biz bunlarla ilgili kitabımızda onlarca soru çözmüşüzdür ya da denemelerde mutlaka soru geldi ki LGS'de de birebir bu cümleleri içeren sorular gelebilir diye düşünüyorum. Ne tarz sorular karşısında kullanacağız bir de onlara bakalım. Are you busy? Bu meşgul müsün? Are you busy tonight? Bu akşam meşgul müsün? Şeklinde bir soru geldi karşımıza. No, not at all. Yo, tam olarak değil diye cevap verebilirim. Ya da are you doing anything? Bir şey yapıyor musun? Do you have any plan? Herhangi bir planın var mı? Şeklinde sorular karşımıza gelebilir. Ya da what are you doing? What are you doing tonight? Bu akşam ne yapıyorsun? Nothing special. Özel bir şey yapmıyorum. I am not going to do anything. Bir şey yapmıyorum. İfadesi kullanılabilir. What is your plan? Planın ne? Şeklinde bir soru karşımıza gelebilir. Eğer bu şekilde cevap veriliyorsa bir şey yapıyor musun? Planın nedir? Gibi sorulara. Yok, önemli bir şey yapmıyorum. Herhangi bir planım yok gibi cevaplar veriliyorsa o kişinin müsait olduğu anlamına gelir ve bu kişi çok çok yüksek ihtimalle o teklifi kabul edecektir. Bunlar o teklif için, o teklif öncesinde sorulabilecek soru kalıpları. Ama biliyorsunuz tabii ki her teklif kabul edilmiyor. Bir de reddetme bölümleri var. Bir de onlara bakalım. I am sorry but I can't come over because üzgünüm fakat gelemem. Çünkü
I am going to visit my grandparents. Büyüklerimi ziyaret edeceğim diyor. No thanks. I am full. Stuffed. Görmüştük çocuklar. Tokum. I would love to, but I feel ill. En fazla kullanılan mazeret çocuklar. Kendimi hasta hissediyorum ya da kendimi iyi hissetmiyorum şeklinde. I am sorry, but I can't. Üzgünüm ama gelemem. I would love to, but I am busy. Çok isterim ama meşgulüm. Sorry, but I am too busy on Sunday. Üzgünüm ama pazar günü çok yoğunum. Thank you for inviting me. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. But, ama, I don't feel well. Kendimi iyi hissetmiyorum. I am afraid I can't. Korkarım olmaz. I'm terribly sorry. I have another plans. Çok üzgünüm. Başka planlarım var. Sorry, I'm already tied up. Üzgünüm, yoğunum. I'd better not. Thanks anyway. Not, Türkler zaten bir olumsuzluk ifadesiydi. Yapmasam daha iyi. Maybe later. Maybe another time. Belki sonra. Belki başka zaman. Sorry, but I'm a died. Üzgünüm. Ama yetteyim. Gelelim çocuklar WH question'lara. Bunların kullanımı oldukça yaygın. Genel olarak her LGS'de eski adı LT yoktu. Bir tane buradan soru geldi. Bunlar aslında İngilizcenin genel kuralları. Birinci ünite ait bir bölüm olarak adlandıramayız. Genel soru kalıpları. Bilmen gereken şu çocuklar. Bu soru kalıplarına evet ya da hayır diye cevap veremiyorsun. Çünkü senden direkt bilgi istiyor. What, ne? When, ne zaman? Who, kim? Where, nerede? Why, niçin? Which, hangi, hangisi? What kind of, ne tür, ne çeşit? How, nasıl? How often, ne sıklıkla? Ki how often'ın da kullanımı çok yaygın. Bizim denemelerimizde de mutlaka çıktı. Bunlara da evet ya da hayır diye cevap veremiyorum. Neye hayır ya da evet diye cevap verebilirim? Sana yaptın mı, ettin mi şeklinde sorular sorarsa. Bunu da bir fiiliyle sorabilir. Yani bir neydi çocuklar? Am, is ya da are soru kalıbı kullanabilir. Bunları zamana göre çekebilir. Geçmiş zamanda bu was, were, did olabilir. Geniş zamanda do, does olabilir. Eğer soru kalıplarım bu şekilde başlıyorsa bunları da tabii ki genellikle yes ya da no ile cevap veriyorum. WH question'lara evet ya da hayır diyemiyorum. Bunlara da kesinlikle bir fiiliyle başlayanlara da hep evet ya da hayır diye başlıyorum. Bazı önemli bağlaçlarımız var. İki bağlaç sorusu da gelme ihtimali var. Dikkatli oluyoruz. Sizin için en önemlisi dört bağlaç. Because, so, but, however. Because, çünkü. So, bu yüzden. But ve however eş anlamlı. Ama demek. I like watching comedy films. Komedi filmlerini severim. Because they are funny. Çünkü onlar eğlenceli. I'm not interested in football. Ben futbolla ilgilenmiyorum. So, bu yüzden. I don't want to come to the match with you. Seninle maça gelmek istemiyorum. Sizinle maça gelmek istemiyorum. Bu şekilde bağlaçlarımız yer alıyor. Dört tanesi için önemli olan bağlaç var. Bana sorarsanız gelme ihtimalinin en yüksek olduğu bağlaç so. Bir de however bağlacı.